Bağ enerjisi ile ilgili yukarıdaki kavram haritasında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda bağ enerjisi hesaplanırken tepkimedeki tüm maddeler gaz halinde bulunmalıdır denilmiş. Bu ifademiz doğrudur. E, doğru olma nedenini de şöyle açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Bakın yani tepkimemizdeki bütün maddeler gaz olsun ki bizim verdiğimiz enerji sadece bağ kırılmasını harcansın. Yani... Mesela maddemiz katı olsa. Siz bu tepkimede katı olan bir tepkimede enerji verdiniz. Şimdi öncelikle verdiğiniz enerjinin bir kısmı maddeyi katıdan sıvıya geçirecek. Daha sonra sıvıdan gaza geçirecek. Daha sonra bağlar kırılacak. O zaman ne yapmış olduk? Biz hem hal değişimi enerjisi için enerji verdik hem de bağ kırılması için. Yani burada bağ enerjisini hesaplayamayız. Onun için böyle bir olay vardır. Bağ enerjisi hesaplanırken tüm maddeler gaz halinde bulunmalıdır. Bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde bağ enerjisi negatif değer alamaz demiş. Bu ifademiz de doğru. Bağ enerjileri her zaman pozitiftir. Üçüncü ifademizde bağ kırılması genellikle egzotermiktir denilmiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü bağ kırmak için biz enerji veririz. Oradaki madde de enerjiyi alır. Yani tepkime enerji alır. Enerji alan bir tepkim olduğu için bu tepkimiz endotermiktir. Genellikle bağ kırılmaları. Dördüncü ifademizde bağ enerjisinden yararlanarak tepkime entalpisi, kırılan bağların entalpisi, eksi oluşan bağların entalpisi formülü hesaplanabilir denilmiş. Doğrudur. Bağ enerjisini bu şekilde hesaplıyoruz. Kırılan bağ, eksi oluşan bağ. Son ifademizde aynı atomlar arasındaki ikili bağlar tekli bağlardan daha kuvvetlidir demiş. Evet. Aynı atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağın enerjisi sağlamlı, kararlı, kuvveti artar. Yani mesela aynı atomlar arasında tekli bağ var. Aynı atomlar arasında ikili bağ var. İkili bağın enerjisi, sağlamlığı, kuvveti daha yüksektir. Ve şunu da belirtelim. Burada belir sorulmamış ama sadece hatırlatmak amaçlı söyleyelim. Aynı atom arasında bağ sayısı arttıkça bağ kısalır. Yani tekli bağın uzunluğu ikili bağın uzunluğundan daha fazladır şeklinde söyleyebiliriz. O zaman burada yanlış olan ne oldu? 3 numaralı ifademiz oldu. Buna göre cevap C seçeneğidir. Kimyasal bir tepkimeye giren maddelerdeki atomlar arasındaki bağların kırılması ve yeni bağların oluşmasıyla ürünler meydana gelir. Bir bağın kuvveti bağ enerjisiyle ölçülür. Bağın kuvveti arttıkça bağ enerjisi de artar. Buna göre yukarıda belirtilen bağ türlerinin kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken şey bağ enerjisine bakmak. Bağ enerjisi büyük olanın bağ kuvveti de büyüktür. O zaman bu bakın 347 büyüktür. 193'ten o da büyüktür. 142'den. O zaman 1 büyük 2 büyük 3. Yani cevap A seçeneğidir. Yukarıda bazı bağ türlerinin ortalama bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre standart koşullarda gaz fazında gerçekleşen bu tepkimimize göre azot triflür bileşiğinin molar oluşum entalpisi kaç kilojüldür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tepkimemizin bir delta aşını bağ enerjisi üzerinden hesaplayalım. Daha sonra molar oluşum entalpisine bakarız arkadaşlar. Şimdi bağ enerjisiyle entalpi hesaplarken ne yapıyorduk? Delta H eşittir. Kırılan bağların entalpisi. Eksi oluşan bağların entalpisi. Bakın burada şunu da söyleyelim. Azot 5A grubundadır. Ve azotlar arasında üçlü bağ vardır. Zaten şurada da belirtilmiş. Bakın azotlar arasında üçlü bağ var. Artı flor 7A grubundadır. Genellikle tek bağ yapar zaten. Florlar arasında tekli bağ vardır. Florun başında 3 var. Ürünler kısmındaki bileşiğimiz için de şunu söyleyebiliriz. Bakın azot 3 bağ yapıyordu florlarsa Tek bağ yani bir bağ yapıyordu. O zaman kırılan bağları nedir? Azot azot arasındaki üçlü bağ kırılacak. Bu bir kırılan bağımız. Artı flor flor arasındaki tekli bağ da kırılacak. Tabi başında 3 var. O zaman 3 tane flor flor bağ. Eksi. Oluşan bağlarımızsa 1, 2, 3 tane bileşiğin içerisinde var. Tabi maddenin başında da 2 var. O zaman 6 tane azot flor bağı oluşacak. Burada değerleri verilmiş yerine yapıp gerisi matematiksel işlem arkadaşlar. Bakın 940 olarak verilmiş azot, azot üçlü bağ artı florlar arasındaki bağ 160 3 çarpı 160 eksi azotla flor arasındaki bağ 195. Burası 6 çarpı 195. Evet e, bu işlemleri yaptığımızda bakın burası 940. 3'ü 160 ile çarptık. 480 eksi 6 195 ile çarptık. 1170 oldu. Evet 940 ile 480'i toplarsak 1420 eksi 1170'ten bu işlemin sonucu 250 kilojül oldu. Şimdi arkadaşlar daha istenilen bilgiye ulaşmadık. Sadece biz bu tekmen delta h'ını hesapladık. Bu tekmen delta h'ı 250 kilojül. Bir de entalpi nasıl hesapladık? Şöyle hesapladık. Delta h eşittir ürünlerin oluşum entalpisi eksi girenlerin oluşum entalpisi. Şimdi delta h'ımızın değeri 250. Ürünler tarafında 2 tane azot triflorür var. Eksi Girenler kısmında ise azot ve flor var. Bir tane azot, üç tane de flor var. Şimdi arkadaşlar bakın azot ve flor. Kararlı hallerindeler. Yani kararlı elementler. Çünkü bunlar doğada gaz halinde bulunur. O zaman bunların oluşum entalpisi sıfır. Şurası sıfır gitti. O zaman iki ile ikiyi karşıya atarsak. Yani her iki tarafı ikiye bölersek ne olacaktır? 125 eşittir azot triflorürün oluşum entalpisi olarak Çıkacaktır. Yani bu durumda cevap D seçeneğidir. Verilen tepkimenin entalpi değeri kaç kilojüldür diye sorulmuş arkadaşlar. Parantez içlerine baktığımızda bağ enerjileri verilmiş. Yani bağ enerjisiyle entalpi hesaplaması istenilmiş. Bakın burada bağları gösterirsek. Hidrojen, hidrojen arasında bağ var. Artık klor, klor arasında bağ var tepkimeye girip iki var başında iki tane hidroklorik asit oluşuyormuş. Peki bağ enerjisi ile entalpi nasıl hesaplıyorduk? Delta H eşittir. Kırılan bağların enerjisi. Eksi oluşan bağların enerjisi. Şimdi kırılan bağlarımız kim? Hidrojen hidrojen arasındaki bağ kırılacak. Artık klor klor arasındaki bağ kırılacak. Eksi Hidrojen-klor arasında bağ oluşacak. Tabi başında 2 var. O zaman 2 tane hidrojen-klorur bağ. Hidrojen-hidrojen bağımız kaçmış? 435. Artı klor-klor bağımız 240. Eksi hidrojenle klor arasındaki bağ 430. 2 çarpı 430 yaptık. O zaman 435 ile 240'ı toplarsak 400 200 eklediniz. 640 daha. 635 40 daha eklediniz. 675 oldu. Eksi 2 430 çarptık. 860 oldu. 675 ile eksi 860'ı toplarsak bu işlemin sonucu da eksi 185 kilojul olarak çıkacaktır. Yani cevap C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Yukarıda aynı koşullarda gerçekleşen bazı tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z moleküllerindeki kimyasal bağların sağlamlıklarının, sağlamlıklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın burada X molekülleri arasındaki bağ kırmak için 400 kJ lazım. Y'ler arasında bağ oluşurken 584 kJ ısı açığa çıkmış. Z ile arasındaki bağı kırmak için de 146 kJ ısı gerekmiş. Arkadaşlar bir bağ oluşurken açığa çıkan enerji ile bağın kırılması sırasındaki enerji miktarı aynıdır. Yani siz bu tepkimeyi ters çevirirseniz şöyle de yazılabilir. Y2 artı 584 kJ ve 2'ye. Yani burada bakın X için 400 ısı enerji gerekli. Y için 584, Z için de 146. O zaman en çok enerji kim için gerekiyor? Y için gerekiyor. Demek ki Y Y'ler arasındaki bağ en sağlam. Bu durumda şöyle olacaktır. Y2 büyük olacak daha sonra 400 olan X'ten, o da büyük olacak 146 olan Z'den. Yani seçeneklere bakarsak aradığımız cevabın D seçeneği olduğunu görürüz. Verilen tepkimeye göre 8 gram metan gazının tamamen yanması sonucunda kaç kilojül ısı açığa çıkar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz bu tepkimemizin bir entalpisini hesaplayalım. Daha sonra oradan açığa çıkan ısıyı yorumlarız. Şimdi bağ enerjisi ile entalpi hesaplarken ne yapıyorduk? Delta H eşittir. Kırılan bağlar. Eksi oluşan bağlar diyorduk. Şimdi kırılan bağlarımız bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane karbon-hidrojen bağı kırılacak. Artı, şurada oksijen-oksijen arasındaki ikili bağımız kırılacak. Eksi, oluşan bağlarımız bakın bir tane burada, bir tane de burada. 2 tane karbon-oksijen arasındaki ikili bağ kırılacak. Artı, 1, 2 bileşiğin içerisinde görüyoruz. Başında da 2 var. O zaman 4 tane de oksijen hidrojen bağı oluşacak. Bunların sayısal değerleri verilmiş. Buradan alıp yerine yazıyoruz. Karbon hidrojen bağı 410. Yani 4 çarpı 410 artı oksijen oksijen ikili bağımız 500. 2 çarpı 500 eksi karbon oksijen bağımız 745. 2 çarpı 745 artı Oksijen hidrojen bağımlısı 460 yani 4x460. 4 çarpı 460. 4'ü 410 ile çarptık 1640 çıktı. Artı 2'yi 500 ile çarptık 1000 çıktı. Eksi 2'yi 745 ile çarparsak 1490 çıkar. 4'ü 460 ile çarparsanız 1840 çıkar. 1640 ile 1000'i toplarsanız burası ne yapar? 2640 yapar. 1490 ile 1840'ı da topladığınızda burası da 3330 yapar. Tabi şu arada eksi vardı onu da yazdık. 2640 ile eksi 3330'u topladığınızda bu işlemin sonucu da eksi 690 kilojül olur. Şimdi arkadaşlar biz tepkimenin entalpisini hesapladık. Ama soruda bize ne diyor? 8 gram metan gazının tamamen yanması sonucunda kaç kilojül ısı açığa çıkar? Şimdi bakın metan dediğimiz CH4. Bizim tepkimimizde metanın başında bir var. Yani bu maddeden bir tane var. Yani şöyle diyebilir miyiz? 1 mol metan yandığında 690 kilojül ısı açığa çıkıyor. Peki 8 gram metan kaç moldür? Öncelikle onu bulalım. Bir de mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 8 bölü metanın mol kütlesi. Onu da şurada hesaplayalım. Karbonun ağırlığı 12. Bir tane karbon var. Hidrojenin ağırlığı 1. 4 kere 1, 4. Topladınız 16 yaptı. 8 bölü 16'dan yarım mol çıktı. Bakın tekrar şuraya dönüyorum. 1 mol metan yandığında 690 kilojül ısı açığa çıkıyorsa yarım mol metan yaktığınızda acaba kaç kilojül ısı açığa çıkar? Buradan x eşittir. 690 çarpı 0.5. Evet 692'ye bölerseniz 345 kilojül ısı yapar. Yani bu durumda cevap C seçeneği olur arkadaşlar. Yukarıda amonyak gazının oluşum tepkimesi ve tepkime ısısı verilmiştir. Buna göre hidrojen hidrojen bağının enerjisi kaç kilojül bölü moldür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tepkimemizde öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın burada azot azot var. Bağ enerjisiyle hesaplayacağımız için bu bağlar öncelikle bir açık açık göstereyim. Azotlar arasında üçlü bağ vardır. Azot üçlü bağ yapar çünkü 5A grubundadır. Yani bunu bilmiyorsanız bir de şuradan görebilirsiniz. Bakın azotlar arasında üçlü bağ var. Artı hidrojenler arasında tekli bağ var. Bunlar tepkimeye girip iki tane amonyak oluşturuyormuş azot 3 bağ yapıyordu. Hidrojen tek bağ bir bağ yapıyordu. Böyle olur. Şimdi bağ enerjisiyle entalpi hesaplarken ne yapıyorduk? Delta H eşittir. Kırılan bağlar. Eksi oluşan bağlardı. Şimdi kırılan bağlarımız. Şurada azot azot arasındaki üçlü bağ kırılacak. Artı hidrojen hidrojen arasındaki tekli bağ kırılacak. Tabi başında 3 var. O zaman 3 tane hidrojen hidrojen bağımız kırıldı. Eksi 1, 2, 3 tane bileşiğin içerisinde var. Tabi başında da 2 var. O zaman 6 tane azot hidrojen bağı oluşacak. Şimdi entalpi değerimiz verilmiş. Eksi 110 yerine yazıyorum. Eksi 110 eşittir. Azot azot üçlü bağımız 940. Hidrojen hidrojen arasındaki bağı bilmiyoruz zaten. Onu arıyoruz. Eksi Azotla hidrojen arasındaki tekli bağ ise 390. Evet şöyle olacaktır. İşlemimiz eksi 110, 940 artı 3 tane hidrojen hidrojen bağımız. 6'yı 390'la çarparsak burası 2340 yapar. Tabi başında da eksi var. Eksi 2340 yaptı. Şuradan Şöyle yapabiliriz. Eksi 110 eşittir. 940 ile eksi 2340'ı toplarsak eksi 1400 yapar. 3 tane hidrojen hidrojen bağımız eksi 1400 oldu. Şimdi 1400'ü karşıya atarsanız artı olarak geçer. O zaman şöyle olur. 1400 eksi 110 eşittir. 3 tane hidrojen hidrojen bağımız. O zaman 1400'den de 110'u çıkarırsanız 1290 kalır. O zaman her iki tarafı 3'e bölersek yani 3'ü karşıya atarsanız bölüm olarak geçer. Öyle de düşünebilirsiniz. Buradan 1290'ı 3'e böldüğümüzde hidrojen hidrojen bağını yani 430 olarak hesaplayabilirsiniz. Yani bu durumda cevap C seçeneğidir. Yukarıda bazı bağ türleri ve bağ türlerinin ortalama bağ enerjilerinin ortalama değerleri verilmiştir. Verilen tepkimeye göre normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplayan metan gazının tamamı aynı koşullarda tepkime verdiğinde açığa çıkan ısı kaç kilojüldür denilmiş arkadaşlar. Şimdi bağ enerjisiyle entalpi hesaplayacağımız için ben öncelikle şunu yapayım. Buradaki bağların hepsini açayım. İşimiz daha kolay olsun. Şimdi birinci maddemiz CH4 yani bir tane karbona dört tane hidrojen bağlı. Artı iki tane klor görüyoruz. Klor klor bağı var. Ürünler tarafında ise bir tane karbona üç tane hidrojen bağlı. Bir tane de klor bağlı. Artı hidrojenle klor arasında yine şu şekilde bağ olacak. Şimdi Bağ enerjisi ile entalpi hesaplarken delta h eşittir. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar diyorduk. Şimdi kırılan bağlarımıza bakarsak. 1, 2, 3, 4. 4 tane karbon hidrojen bağımız kırılacak. Artı, klor klor arasındaki tekli bağımız kırılacak. Eksi oluşan bağlarımıza baktığımızda 1, 2, 3 tane karbon hidrojen bağımız oluşuyor. Artı bakın şurada bir tane karbonla klor arasında tekli bağımız var. Artı bir tane de hidrojenle klor arasında bağımız var. Şimdi burada tablodan verilen değerleri alıp yerine yazıyoruz. Karbon hidrojen bağımızın değeri 410. Yani burası 4 çarpı 410. Artı klor klor bağımız 240. Eksi karbon hidrojen bağımız 410. Yine şuraya 3 çarpı 410 yazdık. Artı karbon klor tekli bağımız 340. Artı hidrojenle klor bağımız arasındaki bağ da 430. 4'ü 4'ü 410 ile çarparsanız burası 1640 yapar. Artı 240. Eksi 3 ile 410'u çarparsanız 1200 30 yapacaktır. Artı 340 artı 430. 1640 ile 240'ı toplarsanız 1880 yapar. Eksi. 1230 ile 340'ı ve 430'u toplarsanız şu şekilde yapabilirsiniz. 0, 3, 3 daha 6, 4 daha 10 elde var. 1, 4, 7, 9, 1 de elde 10, yine elde var 1. Burası tam 2000 yaptı. O zaman bu işlemin sonucu eksi 120 olarak çıktı arkadaşlar. Şimdi bizim tepkimemizde bakın metanın başında 1 var. Yani bunun anlamı 1 mol metan tepkimeye girseydi 120 kilojül ısı açığa çıkardı. Bu eksinin anlamı ısı açığa çıkar. Şimdi 11.2 litre dedi kaç mol? Öncelikle onu hesaplayalım. Onu da şuraya sıkıştıralım arkadaşlar. Şimdi bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa kaç mol? 11,2 litredir. Buradan x eşittir. 11.2 bölü 22,4 evet, 1 bölü 2'den yarım mol çıkar. O zaman yarım mol metan tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkar diye sorulmuş. Buradan A eşittir. 120 çarpı 0.5'ten bu işlemin sonucu 60 kilojül olur. Yani cevap D seçeneğidir. Gaz fazında gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerle ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Ve burada A'nın B'den büyük olduğu belirtilmiş. Yani A'daki Bağ enerjisi buradaki bağları kırmak için gereken enerji B'ler arasındaki bağları kırmak için gereken enerjiden büyükmüş. Yani o zaman A'daki bağın sağlamlığı, bağın kuvveti, bağın enerjisi daha büyüktür diyebiliriz. O zaman birinci yargımız doğru olur. Bakın X-X bağı Y-Y bağından daha kuvvetlidir. Doğrudur. Çünkü daha fazla enerji gerekiyor. 2 mol X2 bağını kırmak için 2A kilojil ısı gerekir denilmiş. Bakın bu maddemizin başında bir var. Yani 1 mol X2 bağını kırmak için A kilojül ısı gerekiyorsa 2 mol X2 bağını kırmak için de 2 A kilojül ısı gerekir. Çünkü endotermiktir. ısı gerekir. Doğrudur. 2 mol Y atomu oluşması için gereken enerji eksi B bölü 2 kilojüldür denemiş. Bakın arkadaşlar zaten bizim elimize Y'nin başında 2 var. 2 mol Y atomu oluşması için. Burada ne kadar enerji gerekiyor? B kilojül enerji gerekiyor. Yani burada gereken enerji şöyle olması lazımdı. Şuranın tamam B kilojül olarak yazılması gerekirdi. O zaman üçüncü yargımız yanlıştır. Buna göre de cevap yanlışları sorduğu için yalnız 3 ve A seçeneğidir. Yukarıda bazı bağ türleri ve enerjilerinin ortalama değerleri verilmiştir. Gaz fazında gerçekleşen aşağıdaki tepkimeye göre metanol bileşiğinin 0.2 molünün tam yanması sonucunda kaç kilojül enerji açığa çıkar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle bu tepkimenin entalpisini hesaplayalım. Daha sonra 0.2 mol için gerekli işlemleri yaparız. Peki bağ enerjisi entalpi hesaplarken ne yapıyorduk? Delta H eşittir. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar şeklinde yazıyorduk. Şimdi kırılan bağlarımıza baktığımızda 1 2 3 tane karbon hidrojen bağımız kırılacak. Artı bakın şurada bir tane karbon oksijen arasında bağ var. O da kırılacak. Oksijenle hidrojen arasında tekli bağımız var. O da kırılacak. Artı oksijen oksijen arasında ikili bağ var. Kırılacak. Peki kaç tane? Başında 3 bölü 2 var. O zaman 3 bölü 2 tane oksijen oksijen ikili bağımız kırılacak. Eksi. Oluşan bağlarımıza baktığımızda 1, 2. 2 tane karbon oksijen arasındaki ikili bağ oluşacak. Artı 1, 2 tane bileşin içerisinde var. Başında da 2 var. Yani 4 tane oksijen hidrojen bağımız oluşacak. Şuradaki tablodan değerlerimizi alıp yerine yazıyoruz. Bakın karbon hidrojen bağının enerjisi 415 olarak verilmiş. Burası 3 çarpı 415. Artı karbon oksijen arasındaki tekli bağımız 350. Oksijen hidrojen bağımız şurada 480 olarak verilmiş. Artı oksijen oksijen arasındaki ikili bağımız 500 olarak verilmiş. 3 bölü 2 çarpı 500. Eksim. Karbon oksijen arasındaki ikili bağ 745. Burası 2 çarpı 745. Artı oksijen hidrojen arasındaki bağımız 480'de. Burası da 4 çarpı 480. Evet buradan matematiksel işlem yapıp sonuca ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani 3'ü 415 ile çarparsanız 1245 yapar. Artı 350 artı 480 artı şuradan 2 ile 500'ü sadeleştim. 250 kaldı. 3 kere 250 750 yaptım. Eksi 745'i 2 ile çarptığınızda 1490 yapar. Artı 4'ü 480 ile çarptığımızda 1920 yapar. Evet şurayı toplarsak bu parantez içine toplarsak burası 2825 yapıyor arkadaşlar. Eksi şu parantez içine toplarsak 3410 yapıyor. Ve bu işlemin sonucu da eksi 585 kilojül olarak çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakın soruda diyor ki 0.2 mol metanolün yanması için. Şimdi bizim tepkimemizde bakın metanolün başında bir var. Yani şöyle söyleyebiliriz. 1 mol metanolün yanması sonucunda 585 kJ ısı açığa çıkıyor. O zaman 0.2 mol metanolün yanması sonucu acaba kaç kJ ısı açığa çıkar? Buradan içler dışları yaparsak x eşittir 0.2 çarpı 585. Bu işlemin sonucu da 117 kJ olarak çıkar. Yani cevap D seçeneği olur.